güven oyu istiyorum diyerek ya da bu konuyu kapat. Ama bir aday çıksın, ben kongre yaparım jestlerinden de kendini kurtar. Böylece hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem kendini. Ama buna devam edersen, bir aday dersen aday çıkar. Aday çıkar, çok rahat çıkar. Hiç kimse çıkmasa ben adayım. Bu böyle bilinir. Camiayı zorlama. İnsanları da zorlama. Herkes haddini bilsin. Sen bir yıl daha süren var. Bizim fıtratımızda böyle bir şey yok. Ama onlar geçmişte bunun gibi bizim 18 ay kala Konya'da maçı oynarken başlattıkları tribünlerin ya seyredin maçları, tribünler 3000-5000 kişi oynuyor Fenerbahçe. Şimdi çok kötü durumda stat full. Hep engellediler. Ama bak biz hiçbir müdahale, hiçbir söylem, hiçbir konuşma yapmıyoruz. Bizim için as olan Fenerbahçe'dir. Şahıslar, kişiler değildir. Ali Koç değildir. Aziz Yıldırım değildir. Bizler hepimiz Mahmut Uslu değildir. Şekip değildir. Bizim için as olan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür. Ona zarar gelmemesidir. Ona zarar gelecek olayları önlemektir. Onun için her zaman Fenerbahçe'de başkan bulunur, başkan bulunmaz diye bir şey yok. Ama şunu da söyleyeyim, herkes bilsin. FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi kazanmış maddi kazanç sağlamış olan insanlar aday olurlarsa ben gelin orada bulunurum ve aday olurum. Herkes bunu da bilsin. Bunlar bu kulübe giremezler. Burada işlevi yok. Çünkü FETÖ olaylarıyla biz Fenerbahçeliler çok sağlıklı büyüyeceğimiz şartları maalesef kaybettik. Bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin sıkıntılarının asıl nedeni FETÖ'nün yapmış olduğu kumpaslardır. Şimdi bizim size dağıttığımız şeylerde bunların hepsi var yazılı. Ama ben bunun dışına çıkarak bazı şeyleri söylemek istiyorum. En çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi de 612 milyon dolar borç bıraktık. Ya biz borç, o zamanki dolar, euro borcumuz o kadar değildi ki. Ben şimdi size hepsini göstereceğim. Bundan sonra bu konularda da kim yanlış konuşma yaparsa ve kamuoyuna açıklama yaparsa onu mahkemeye vereceğim. Öğrenciler namuslu ve şerefli olsunlar. Ahlaklı olsunlar. Doğru olanı anlatsınlar. Ben ne dedim bir önceki konuşmalarımda? Ben 3 tane arkadaşımı vereyim. Oturun inceleyin. Bu incelemenin sonunda eğer Fenerbahçe kulübü zarar etmişse ben o zarar neyse ödeyeceğim dedim. Tabii ödüyorum dedim. Ama artıysa bunu da kamuoyuna siz deklar edin. Diyor ki ya bu kadar da hakikaten adamlar haklı söylüyorlar. Bu kadar borç yok. Bu kadar mal varlığı var. Bundan dolayı durumumuz budur desinler. Ama siz basın mensupları, televizyonu, gazetesi, her şeyi hiç yazmıyorsunuz mal varlığını. Hiç demiyorsunuz ya bu topuk yaylasını kaça mal etti bunlar. Kaça yaptılar. Şu anda satsa bu kaç lira eder? Feneryum. Hepsini siz tek tek söyleyeceğim. Buraya çizeceğim göreceksiniz. Bu feneryum kaç liradır ya bugün değeri? Salon. Bu salonu kaç liradır bugün satmaya kalksalar? Topu sahipsizliği Fenerbahçe'nin sağlamış bunlar. Ne eder? Hiç niye yazmıyorsunuz, çizmiyorsunuz? Merak ediyorum ya. Hep yazdınız 612 o söylüyor, siz de yazıyorsunuz. Neden? Bu kadar mal var mı stada? Ya stada biz ne kadar para harcadık? Stad kendi şeyden, gök kubbeden inip de o yok olmadı yani. Biz onu yaptık. Yaparken Migros tribünü için 3 milyon Migros'tan para aldık. 3 milyon uzanlardan aldık. İki tarafa da teşekkür ediyoruz. Sonra 10 milyona yakın da Fenerbahçeliler 1907 tribünü yaparken Fenerbahçeliler destek oldular. Etti 16. 4 de ben vermiş olayım 20. 100 milyon mı oldu? 80 milyon nereden geldi? 80 milyon nereden geldi? Hangi bankadan aldık? Bütün bankalardan aldık. Harcadık, yaptık. Bunun için kongreye geldim. Önce dediler ki
bu şey yapalım, stadın yanını yapalım, tamam mı? Rahmetli Erdoğan Şenaylar'ın başkanlığında tuğla koyalım. İşte kim alıyorsa 1 milyon dolar vereceklerdi. Oraya tuğla koyacaktık. Yani kimse yapmadı. Öyle kaldı. Orada ikinci şartta bankalara gidip para alıp yapacaktık. Ve biz onu yaptık. Niye hiç yazmıyorsunuz, hiçbiriniz demiyorsunuz ki ya? Şimdi o kongrede suçluyor, ben de sizi suçlayayım biraz. Demiyorsunuz ki ya bu stadı yaptı, bu borçların içinde bu da var. 50 bin lira, 100 bin lira neyse bunu düşelim demiyorsunuz ya. Bak şimdi buraya masada tahtada göstereceğim. Öğretmen gibi hepiniz öğrenin. Bir daha da kim söylerse bak, kim söylerse mahkemeye. Namuslu ve şerefli olalım. Öyle atmasyon, tosmanı yok. Tamam beyler? Şimdi bakın anlatacağım. Ben ne demişim onlar da. Erol Bilecik de yalan söylüyor. Burhan Karaçam da yalan söylüyor. Ali Koç da aynı şeyleri söylüyorsa yalan söylüyor. Bak yalan söylüyorlar. Ben size şimdi hepsini anlatacağım. Ve bir daha da hiç konuşmayacağım bu konuda. Ve konuşacağım tek şey mahkemeye vermek. Mahkemeye vereceğim. Evet Necat. Ver bir tane. Şöyle bir an daha söyleyeceğim. Buraya biraz getirsin. Başkan. Babaya ortaya alalım. Gelsin alsın. Alsın. İyi mi? Biraz daha. Necati öbür sayfa nerede? Al istersen. Al, al şunu. Ver, ver, ver. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar, başkan biraz sonra size gösterecek. Ben size bir özet yapayım. Biz 2018 yılında bıraktığımızda 30 Mayıs 2018 tarihi itibariyle döviz borçlarımız 157 milyon 674 bin dolardı. Dolar borcumuz. Euro borcumuz 106 milyon 237 bin euroydu. Ayrıca 691 milyon TL borcumuz vardı. Biliyorsunuz Ali Bey Fenerbahçe'nin menfaatine olduğu için ve gerçekten büyük yararı olduğu için borçlarımızı, döviz cinsinden borçlarımızı TL'ye çevirdi. Dolar kuru TL'ye çevrildiğinde borcumuz 6.91'di. Euro kurumuzsa 7.42'di. 40'tı. Bu kurlardan borcumuzu TL'ye çevirince dolar borcumuz karşılığı 1 milyar 89 milyon TL oldu. Euro borcumuz 786 milyon TL oldu. TL borcunu buna ilave ettiğimizde Ali Bey'in bu TL operasyonu sonucunda toplam borcumuz 2 milyar 506 milyon TL idi. Bakın bu rakamı biz söylemiyoruz. Bu rakam Ali Bey döneminde bankalara verilen mali raporlardan alınmıştır. Ben oradan okudum size. Türkiye'de hiçbir kulüp borçlarını döviz cinsinden tutmuyor, kayıt etmiyor. Dolayısıyla 612 12 milyon euro borç diye bir şey yok. Bu Sayın Burhan Karaçam tarafından kullanılan ve kamuoyunda karşılık bulduğu için halen de kullanmaya devam edilen bir muhasebe illüzyonu. Tekrar ediyorum, bıraktığımız borç 612 milyon euro değildir. Yine devir alınan 612 milyon euronun karşılığı TL cinsinden gösterilen 3 milyar 184 milyon TL. Bakın 2 milyon 506 milyarla 3 milyar 184 milyon arasında bir fark var. 3 milyar 184 milyon en son genel kurulda Burhan Bey'in borçların gelişiminde TL olarak gösterdiği ve başlangıç noktası olarak aldığı noktadır. Ama bu 3 milyar 184 içerisinde Akfin şirketi, Ülker isim sponsorluğu, Akfin'in sahip olduğu arsaya yapılacak inşaat için düşünülen yatırım tutarı ve çalışanların tümü aynı anda işten çıkartılması ihtimalinde Fenerbahçe'nin ödeyecek kıdem tazminatı toplamı da vardır. Bunlar aslında muhasebe tekniği olarak borcun içinde gösterilmektedir. Nitekim Burhan Karaçam da bir divan kurulu toplantısında aslında bunun muhasebe tekniği olarak gösterildiğini ve esas borca ilave edildiğini söylemektedir. Yani biz onların dediği rakamı alsak bile, yani 3 milyar 184 milyonu içinde demin söylediğim hiçbir zaman ödenmeyecek borçları alsak dahi borcumuz 3 milyar 184 milyon Türk lirasıdır. TL borcunu euro,
Amerikan doları ya da Kuveyt dinarıyla göstermek gerçeği değiştirmez. Borç bugün 7 milyar 686 milyondur. Bugün itibariyle genel kurulda söylenen rakam budur. Üstelik bu rakama genel kuruldan alınan %30'luk ek borçlanma yetkisi de ilave edilecektir. Bu ilave edildiği zaman önümüzdeki yıl genel kurula gittiğimizde karşımıza çıkacak rakam 10 milyarın biraz üstünde olacaktır. Bu rakam şu an itibariyle bizim bıraktığımız borcun tam 3 katıdır. Bu rakamı ister euro, ister dolar, ister sterline bölün, sonuç değişmiyor. Borç 10 milyar. Bugünkü borcumuz 10 milyardır. Bizden devir aldığınız borcu o tarihteki düşük euro kuruna, bugünkü borcunuzu da güncel yüksek euro kuruna bölerek göstermeniz sonucu değiştirmez. Bizden 2,5 milyar TL seviyesinde aldıkları borç bugün 10 milyar TL seviyesindedir.